Bu süreçte bu salgınla beraber ailelerin, çocukların, gençlerin ruhsal anlamda desteklenmesi, bunun yanı sıra baş etme becerilerinin arttırılması, ruhsal dayanıklılığın nasıl arttırılabileceği üzerine konuşmak önemli olabilir. 0-6 yaş dönemi için mesela daha somutlaştırarak bir şeyleri anlatmak, görseller çizerek belki bunun üzerinden neler yapılabileceği, nasıl önlemler alınabileceği üzerinden konuşulabilir. Okul dönemi için onlar biraz daha somut işlemler döneminde olduğu için bir şeyleri biraz daha kolay anlamlandırabilirler belki anlattığınızda. Veya oradaki o korkuyu, paniği ya da nasıl önlem alınması gerektiği üzerinden konuştuğunuzda daha uyumlu olabilirler. Çünkü özellikle bu 9-10 yaş grubunda çocuklar biraz daha yetişkinlere özenmeye başlarlar. Bu süreçte çocuk çok fazla bu neden evde kalıyoruz anlamlandıramayabilir ve dışarı çıkmak isteyebilir, ısrar edebilir. Bunun üzerinden aslında tüm dünyada bunun olduğunu, sadece bizim evimizde ya da ülkemizde olmadığını anlatmak, o dayanışmanın içerisinde olmak, onun bu süreci daha kolay anlamasını ve belki tahammül etmesini de kolaylaştıracak. Maalesef çocukların bazı şeyleri sindirmeleri, onu özümsemeleri biraz zaman alabilir. Lütfen sizden ricam onlara her sorduklarını tekrar tekrar anlatabilmeniz. Ya da şunu söyleyebilirsiniz, az önce bunu söylemiştim. Değişen bir şey yok. Aslına bakıldığında önlemleri doğru aldığımız takdirde bu sürecin daha hızlı bitebileceğini de anlatmamız önemli. Size yakın olduğu için sizi zorlayabilecek grup ergenler olabilir. O tam güçlülük duygusunun çok yoğun olduğu bir dönem. Bu süreçte benim önerim sizlere çatışmadan onlarla bu süreci nasıl daha kolay ve birbirimize destek olarak atlatabileceğimizi anlatın. Ergenler için sosyal ortam, okul çok çok daha önemlidir. Bu yüzden bu süreçte onların daha fazla zorlanıyor olmasını anlayışla karşılamanızı öneriyorum. Birbirinize karşı bir şeyleri daha esneterek davranış göstermek önemli olacaktır. Özel gelişimli çocuklar belki bu süreçte daha fazla etkilenebilirler çünkü devamlı evde olmak ya da televizyon gibi sosyal medya işte içerisinde olabilecek internet araçlarının olması bu biraz zorlayabilir. Bu noktada özel eğitim desteği ve gereksinimine daha fazla ihtiyaç duyabilirler. Bununla ilgili mutlaka hekiminden, eğitimcisinden destek almanız ve irtibat halinde olmanız oldukça önemli. Zaten ilaç kullanan bir çocuğunuz varsa bu özel gelişimli olsun, normal gelişimli olsun mutlaka hekimiyle irtibatta kalıp ona göre işte dozajını ayarlamak, düşürmek ya da aynı şekilde kullanmak üzerine mutlaka hekimiyle irtibat içinde kalmanız önemli. Bu salgının en kısa zamanda ve en az kayıpla sona ermesini diliyorum. Hepimize sağlıklı günler, tüm aileye, tüm çocuklara, tüm gençlere sağlıklı günler ve zamanlar diliyorum. Hoşçakalın.